Değerli izleyicilerimiz, Almanya Düsseldorf Havalimanı'nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 50 yaşındaki bir kişi İstanbul aktarmalı olarak Tayland'ın Phuket Adası'na gitmek isterken bavulunda şu anda arkamda görmüş olduğunuz bu kesici, öldürücü aletlerle yakalandı. Bu kişi yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Ancak ertesi gün İstanbul'a gitmek isterken pasaport polisi tarafından fark edildi. Kontrolden sonra kendisine yurt dışı yasağının olduğunu belirtilerek gözaltına alındı ve tutuklandı. Şimdi görüntülere bakıyorum arkadaşlar. Enteresan. Bu samuray kılıcı bıçak ve türleri parçalanmış bir silah. Bunun yanı sıra yani baktığımız zaman her türlü suçu işleyebilecek her türlü teknik, teçhizat, penseye kadar her şey var. Enteresan arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç. Yani bir de havalimanında böyle bir şey nasıl götürüyorsun? Bu samuray kılıcıydı işte silahtı. Ee, çeşit çeşit bıçaklardı. Bunları ne yapacaktı bilinmiyor. Tabi bu kişinin aynı zamanda arkadaşlar sabıkalı olduğu da ortaya çıkmış. Ne diyelim? Allah bu kötü niyetli kişilerden korusun. Bu gümrüklerde gerçekten enteresan şeyler ortaya çıkıyor. Ben geçtiğimiz günlerde anlattım. Özellikle bu sıla yoluna arabayla giden, yola çıkan pek çok vatandaşımızın yanlarında götürmemesi gereken özellikle gıda ürünleriyle ilgili Sırbistan, Bulgaristan özellikle başta olmak üzere pek çok sınır kapısında arandığını ve 4-5 bin euroyu bulan para cezaları kesildiğini anlatmıştım. Yine değerli izleyicilerimiz bir olayı sizle paylaşmıştım. Önce olayı ilk defa izleyenler için hatırlatayım. Kapıkule'ye yani Türkiye'den çıkış noktasına gelmeden önce sağ tarafta pek çok vatandaşımız bilir. Benzin istasyonları vardır, işte marketler vardır. Vatandaş işte Türkiye'den çıkmadan önce ihtiyaçlarını oralardan karşılar ve ondan sonra gümrüğe doğru gider. Bu yaz yaşadığım olay şuydu. Biz de gümrüğe doğru, kapıkuleye doğru giderken bir dinlenme istasyonuna girdik. Bir vatandaş e, orada indirimde olan bulaşık makinalarına konulan, pardon düzeltiyorum çamaşır makinalarına konulan sıvı deterjanlar var biliyorsunuz. Bu sıvı deterjandan iki tane mi alsak, üç tane mi alsak işte Almanya'ya götürecekler. Arabasına bu sıvı deterjanı iki tane mi üç tane alsanı kavgasını yapıyor kocası. Kocası diyor ki arabada bak yer yok diyor. Bir tane al diyor. Yok diyor iki tane alacağım diyor. Yok diyor üç tane aldım Bir bak diyor yer var mı diyor. Türkiye'den Almanya'ya çamaşır makinesi için sıvı deterjan götürüyor bir gurbetçi vatandaşımız. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz yine gümrüklerde peynir götüren ne bileyim çökelik götüren aklınıza ne gelir hepsini işte götüren pek çok vatandaşımız var sucuk götüren ne ararsan var süt ve süt ürünlerini götürmek yasak et ve et ürünlerini götürmek yasak Arkadaşlar bunu defalarca anlattık sonra Sırbistan kapısına gelince Sırp gümrük memurları polisleri aha diyor Türkler geldi diyor ellerini oluşturuyor her birine dörder bin euro para cezasını yazıyor ve peşini alacak bu parayı nakit. Yani alacağınız peynir, alacağınız işte ne bileyim süt ve süt ürünleriydi işte et ve et ürünleri size çok pahalıya geliyor. Defalarca anlattık. Gitmeyin, yapmayın, etmeyin diye ama dinleyen yok. Şimdi konumuz bu Düsseldorf'ta yakalan adamdan buraya geldi ama her sıla yolu zamanı geldiği zaman her izin zamanı geldiği zaman biz bunları maalesef sürekli olarak anlatıyoruz, anlatmak zorunda kalıyoruz. Benden size tavsiye, yani 1 kilo peynire 4-5 bin euro ödemeyin. Durum bu şekilde. Umut ediyor ve bekliyoruz ki bu sene bu işler azalır. Bunun yanı sıra çok sayıda yanında para ve değerli eşya götüren vatandaşlarımız da yine Sırplar başta olmak üzere Bulgaristan sınırında Yine yakalanıyorlar. Aman benden size tavsiye. Dikkat edin. Bir kişi en fazla 9999 euro götürebilir. Bunun dışında götüreceği her paraya el koyuyorlar ve cezalar kesiyorlar. Bu paranın kaynağını anlatmak zorunda kalacaksınız. Yoksa başınıza iş alırsınız diye düşünüyorum. Benden söylemesi. Her sene söylüyoruz bunları ama görüyoruz ki maalesef durum pek değişmiyor. Vatandaş ısrarım ısrar dediğim dedik çaldığım düdük diye devam ediyor. Bakalım daha neler göreceğiz. Şimdiden tabi pek çok vatandaşımız bu Sıla yolunu özledi biliyoruz. Korona nedeniyle geride kalan dönemlerde gidemeyen yine çok sayıda vatandaşımız var. Ekonomik şartlardan dolayı Türkiye'ye gidemeyen çok sayıda vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın da bir an önce ana vatanımıza kavuşmasını, sevdiklerimizle kavuşmasını diliyoruz. Bunun yanı sıra bir hatırlatmada daha bulunacağım. Şimdiden erken rezervasyon adı altında pek çok tur şirketi vesaire rezervasyonlar işte kampanyalar yapıyorlar. Çok dikkatli olun. internet üzerinden çok sayıda dolandırıcı var. Haberiniz olsun. Otellerden teyit almadan internet üzerinden rezervasyonlar yapıp kredi kartınızdan paralar harcamayın derim. Yoksa yarın öbürsü gün telafi edilmeyecek. Yarın öbürsü gün canınızı çok sıkacak durumlarla karşılaşabilirsiniz. Türkiye'de de turizm gerçekten fiyat olarak patlamış durumda Geçen yıla göre fiyatların en az yüzde 35 oranında arttığını görüyoruz dikkat edin dolandırılmayın her yerde dolandırıcı var ama bu koronavirüs döneminde bu dolandırıcıların sayısı daha da artmış vaziyette kredi kartınıza sahip çıkın kredi kartınızın gerçek numarasından ziyade sanal kartlar var biliyorsunuz sanal kartlarla alışveriş yapın derim Dolandırıcılar yoksa Gurbetçinin peşinde. Benden size tavsiye. Değerli izleyicilerimiz bu konularla ilgili görüşlerinizi sizde videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da bunları da yine videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere ulaştırabilirsiniz.